Herkese merhaba. Bu videoda nasıl YouTube kanal ayarlarınızı yapabilirsiniz ve nasıl kanalınızı özelleştirebilirsiniz bunu göstereceğim. Bu videoda sizlere kanalınızı özelleştirmeniz için bilgiler vereceğim ve böylelikle bu yapacağımız ayarlar ile hem kanalınız daha güzel görünecek hem de daha fazla izlenme alacaksınız. Bu arada daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olur ve videoyu da beğenirseniz sevinirim. Öyleyse hadi videomuza geçelim. Şimdi öncelikle ben böyle bir kanal açtım. Bu kanaldan göstereceğim. Bütün ayarlarını ve özelleştirmelerini yapacağız ve bu sırada ise bazı kendi kanalımdan da örnekler vererek anlatmaya devam edeceğim. Şimdi öncelikle bizim kanalı ayarlarımız Yapabilmemiz için kanalımızı özelleştirebilmemiz için şuradan kanalı özelleştir veya sağ üstteki profil resmimize tıklayıp buradan YouTube Studio'ya gitmemiz gerekiyor. Direkt YouTube Studio'ya gidelim. YouTube Studio açıldığında bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bunları kapatabiliriz. Burası bizi ilgilendirmiyor şu anlık. Ve direkt soldaki panelden özelleştirme kısmına gidelim. Özelleştirme kısmı geldiğinde karşımıza yani kısacası özelleştirme kısmı bizim yapacağımız bütün ayarlar burada olacak. İlk karşımıza vitrin videosu çıkıyor. Vitrin videosu kısacası kanalımıza girince izleyicilerin göreceği ilk video. Ama burada iki tane seçenek var. Abone olmayan kişiler için kanal fragmanı yani kanalımıza daha önce abone olmayan ilk defa giren birisinin karşısına çıkacak bir video. Ve onun altında ise geri dönen aboneler için öne çıkan video. Yani kanalımıza abone olan birisinin tekrardan kanalımıza girdiğinde göreceği video. Şimdi ben bunu kendi kanalımdan göstermek istiyorum. Ben kendi kanalımda böyle iki tane video eklemişim ama ikisini de farklı videolar ekledim. Neden? Çünkü abone olmayan birisinin şu üstteki göreceği video daha çok dikkatini çekeceğini düşündüm. Zaten YouTube üzerinde bir kanalım ve YouTube'dan ne kadar kazandığımı gösterdiğim video ve YouTube kanal geliştirme başlığı attığım bir video muhtemelen o abone olmayan kişinin daha çok dikkatini çekecektir. Ve tıklaması daha muhtemel olduğu için bu videoyu seçtim. Onun altında ise Girdun'un aboneler için son paylaştığım YouTube hakkındaki videoyu koydum ve geri dönen aboneler böylelikle kanalıma girdiğinde son videoyu görebilecekler. Vitrin özelliklerinin altında ise öne çıkan bölümler bulunuyor. Bu öne çıkan bölümler bizim kanalımıza eklediğimiz playlistler, zaten paylaştığımız videoları sıralıyoruz kısacası. Tekrardan kendi kanalıma şöyle döneyim ben. Öne çıkan bölümler şu an burada gördüğünüz kısımlar. Vitrin kısmı kanalımızda böyle görünüyor. Şu önde çıkan, ilk çıkan video. Onun altındakiler ise böyle eklediğimiz oynatma listeleri. Mesela ben buraya bir sürü oynatma listesi eklemişim. Yüklemelerim, bütün yüklediğim videolar sırayla gözüküyor. YouTube dersleri playlistlerim hepsi gözüküyor. İnternetten para kazanma hepsi böyle kanalımda gözüküyor. Ve bunları da eklemek için yapmamız gereken buradan bölüm ekle deyip buradan bir şey seçmek. Mesela oynatma listesi ekleyeceksek oluşturulan oynatma listeleri deyip buradan seçebiliriz. Ama tabii bizim hiç oynatma listemiz olmadığı için bir şey seçemiyoruz. Bu kanaldan göstereyim. Böyle buradaki üç noktaya tıkladığımızda buradan bölüm içeriğini düzenle diyor ve buradan bir şeyler seçebiliyoruz ama bunun içinde olacak videolar ben oynatma listesi seçtiğim için oynatma listesinin içinde olan videoları gösteriyor. Oynatma listesi nasıl yapacağımıza gelirsek soldaki panelden oynatma listelerine geldiğimizde buradan sağ üstten yeni oynatma listesi diyoruz ve buradan bir başlık ekliyoruz. Mesela ne olabilir? İlginç bilgiler yazdım mesela. Diyelim ki bu playlistin içinde ilginç bilgiler verdiğimiz videolar olacak. Onun altında ise görünürlük bulunuyor. Herkese açık olursa bunu kanalınıza ekleyebilirsiniz ve aboneleriniz de görebilir bunu. Hatta abone olmayan kişiler de görebilir. Gizliyi seçerseniz sadece siz görürsünüz. Liste dışında seçerseniz üstünde playlistin bağlantısını şu URL kısmındaki linki gönderirseniz sadece o gönderdiğiniz kişiler görebilir playlisti. Ondan sonra buradan oluştur diyoruz. Ve playlistimiz oluştu. Bunun içine videolar ekleyebiliyoruz. Tabi kanalda hiç video olmadığı için şu an ekleyemeyeceğim. Ondan sonra yapmamız gereken özelleştirme kısmına gelip şuradan Tek oynatma listesini seçip buradan o oynatma listemizi seçmek. Ondan sonra onun içinde olan bütün videolar olacak ve aynı bu kanalda göründüğü gibi bu şekilde onun içindeki videolar böyle kanalımızda görünecek. Şimdi bu hem kanalımızı daha güzel görünmesini sağlıyor hem de izlenmemizi arttırıyor. Çünkü kanalda dolaşan birisi böyle videomuzu görebilecek, dikkatini çekebilir yani o video, tıklayabilir ve bize izlenme getirebilir. Ve YouTube son zamanlarda ortalama izlenme süresine çok önem veriyor. Ama ortalama izlenme süresi sadece videoda değil, daha genel. Hani videoyu ne kadar izliyor, evet videoyu ne kadar izliyor bu da bir neden. Ondan sonra bizim kanalımızda ne kadar duruyor bu ikinci neden. En genelde YouTube'da ne kadar duruyor o izleyici. Bütün bunlar etkileyen şeyler. O yüzden izleyici kanalınızda ne kadar tutabilirseniz o kadar iyi. Bu sizin izlenmelerinizi artıracaktır. Şimdi üstteki seçeneklerden markalama kısmına geçelim. Markalama kısmında kanalımızın tasarımlarını falan belirliyoruz. Profil resmi, banner resmi ve video filigranı. Şimdi hepsinden teker teker bahsedeceğim. Profil resmi bizim kanalımız için gerçekten önemli. Çünkü profil resmimiz çoğu yerde görünüyor. YouTube'un ana menüsünde birisi videomuza tıkladıktan sonra kanalımızda çoğu yerde gözüküyor. O yüzden güzel dikkat çekici bir profil resmi koyabilirsiniz. Tabi her şeyiniz o belirlemeyecek. Asıl etkileyen şeyler küçük resminiz falan ama kanalınız ile uygun bir şey koyabilirsiniz veya sadece kendinizin olduğu yüzünüzün göründüğü bir fotoğrafta koyabilirsiniz. Bu da yeterli olacaktır. Zaten profil resminizin boyutlarını görebiliyorsunuz. En az 98'e 98 piksel çözünürlüğünde olması gerekiyor. Tabi isterseniz daha yüksekte olabilir. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Ama en fazla 4 megabyte boyutunda olması gerekiyor. Daha fazlasını YouTube kabul etmiyor. Fotoğrafınızın illa yuvarlak olmasına gerek yok bu arada. Kare bir fotoğraf da olsa dikdörtgen bir fotoğraf da olsa YouTube onu yuvarlak olarak bir şekilde oval bir şekilde kırpacak. Onun altında ise banner resmi var. Banner resmi çok da önemli denemez. Yani profil resmi kadar önemli değil. Çünkü banner resmi çok fazla yerde görünmüyor. Sadece biri sizin kanalınıza girdikten sonra görebiliyor bunu. Buraya ne koyacağınızın çok da bir önemi yok. Kanalınızda hoş duran bir şey koyabilirsiniz, isminizi yazabilirsiniz, güzel bir mesaj yazabilirsiniz, bir slogan olabilir belki. Ama yani o kadar fazla kritik bir önemi yok. Bunun da boyutlarını zaten görebiliyorsunuz. En fazla 6 MB olması gerekiyor ve 2048x1152 boyutlarında olması gerekiyor. Şimdi geldik en alttaki seçeneğe, video filigranına. Şimdi video filigranı nedir? Video filigranını şu an siz de benim videomda görüyorsunuz. Şöyle tam şu an gösterdiğim noktalarda falan olması gerekiyor. Oralarda görünen resim. Çözünürlüğü 150'ye 150 olması gerekiyor ve boyutu maksimum 1 megabayt olması gerekiyor. Bu video filigranını şimdi neden koyuyoruz? Biz bu video filigranını izleyicinin işini kolaylaştırmak için koyuyoruz diyebiliriz. Çünkü o filigran tıklandığında bir sekme açılıyor ve izleyici oradan direkt abone olabiliyor. O yüzden zaten genellikle hep abone ol falan yazar. Oradaki filigranlarda. İzleyici direkt oradan kanalımıza abone olabiliyor. Şimdi ne koyacağım diye soruyor olursanız. Yani istediğiniz bir görsel olabiliyor bu boyutlarda. Ama benim size tavsiyem. Hani daha abone olma ile alakalı bir şey koyabilirsiniz. Abone olun sadece abone ol yazısı olabilir. Youtube logosuyla abone ol falan yazabilir. Tıklama emojisi falan olabilir. Zaten bunları bulması gayet kolay. Tarayıcınıza direkt abone ol filigranı yazarsanız çıkar. Şöyle Youtube abone ol filigran da direkt çıkıyor. Buradan Tools'a gelip Color deyip şuradan Transparent seçersem direkt arka planı olmayan arka png olan yani arkası transparan olan abone ol filigranlarını kullanabilirsiniz. Hangisini seçeceğiniz biraz size kalmış. Öyleyse son sekme olan temel bilgilere geçelim. Şimdi temel bilgiler nedir ismini de biraz belli oluyor ama kanalımızın ismini açıklamasını falan belirliyoruz hakkında kısmını falan belirliyoruz buradan en üstteki kısımda görüyorsunuz direkt çok basit ve pratik bir şekilde kanal ismini değiştirebiliyoruz. Direkt şuradan bu kalem işaretine tıkladığımda kanalımın adını değiştirebiliyorum benim ismim çıktı direkt Arda Mürseloğlu ben buradan bunu değiştirebilirim mesela ve direkt yayına dediğimde kanalımın ismi değişiyor. Ondan sonra onun altında ise kanal açıklaması bulunuyor. Kanal açıklaması sizin kanalınızın hakkında kısmı. Hemen kendi kanalımdan da göstereyim. Ben hakkında kısmına açıklama kısmında böyle bir şey yazmışım. Kısacası biraz kanalınız hakkında bilgi verin. Mesela ben adımı söylemişim ve bu kanalda neler yaptığımdan bahsetmişim. İnternetten para kazanma, Photoshop, video düzenleme, program kurma, YouTube hakkında videoları paylaşacağım. Ve bazı playlistlerimin, bazı oynatma listelerimin linkini koymuşum ki izleyiciler buradan gidebilsin o playlistlere. Ve Tabii ki de mail adresimi bıraktım. Bunlar da sponsorluk işleri için falan. Mesela biri size ulaşmak istiyorsa buradaki mail adresinden ulaşabilir. Hani buraya yazacağınız şey işte daha fazla izlenme kazandırmayacak ya da pek bir etkisi olmayacak. Ama tabii ki de kanalınız için faydası var. Hani kanalınızı tanımayan birisi belki girip oradan okuyabilir ve hani bak böyle videolara paylaşıyormuş abone olabilirim. Ki çoğu izleyici bunu videolara bakarak yapıyor zaten. Hani videoların çoğunluğu neyse ona göre abone oluyor. Ama tabii bu tarz bir şey yazabilirsiniz. Onun altında ise kanal URL'si bulunuyor. Kanal URL'si sizin ka üstte görünen kısım. Bak şu üstte gördüğünüz kısım. Mesela benim neymiş? youtube.com/c/dijital öğretmenim. Siz de buradan kendi kanalınıza göre bir şeyler koyabilirsiniz ama öyle direkt olmuyor. Bunun için bazı gereksinimleri karşılamanız gerekiyor. Onun için de şuradan daha fazla bilgi al dediğinizde özel URL uygunluğu şurada yazıyor. 100 veya daha fazla abone olmalı. Yani 100 aboneden fazla abonenizin olması gerekiyor. Kanalınızı açılı en az bir ay geçmiş olması gerekiyor. En az 30 gün geçmiş olması gerekiyor ve profil ve banner resimlerinizin ekli olması gerekiyor. Ondan sonra direkt şuradan kendinize bir kanal URL'si alabiliyorsunuz. Ama şunu da aklınızda bulundurun. Bunu bir kere alabiliyorsunuz. Bir daha değiştiremiyorsunuz ve başka bir kanal için aynı URL'yi alamıyorsunuz. Yani tek seferlik bir şey. Bu abonelerinizin sizin kanalınızı bulmasını kolaylaştırır. Direkt URL kısmına direkt böyle girip mesela direkt şu kısmı girip bulabilir ve daha güzel bir görüntü oluyor diyebiliriz. Onun altında ise bağlantılar bulunuyor. Bu bağlantılar kısmına istediğiniz herhangi bir yeri yönlendirebilirsiniz. Mesela şuradan bağlantı ekle dediğinizde buraya bir başlık giriyorsunuz. Mesela ne olabilir? Sosyal medya hesabınız olabilir, herhangi bir bir şey olabilir. Bir kursunuz vardır, kursunuza yönlendirebilirsiniz. Mesela Udemy yazarım ve buraya linkini yapıştırırım kursunun. URL'de yani şu üstte gördüğünüz kısmı yapıştırırız. Peki bu ne işe yarıyor? Nerede görünüyor? Hiç görmedim ben böyle bir şey diyorsanız direkt kanalıma geçiyorum ve görüyorsunuz ki bannerımın direkt sağ altında o özellikler görünüyor. Mesela ben kendi kanalıma 3 tane eklemişim. Instagram hesabımı eklemişim. YouTube hesabımı eklemişim. Ve Udemy hesabımı eklemişim. Udemy kursumu eklemişim pardon. Yani Instagram'a tıklayan kişi benim direkt Instagram hesabıma gider. YouTube'a tıklayan direkt benim ikinci YouTube kanalıma gider. Udemy'ye tıklayan ise benim Udemy kursuma gider. Bunlar izleyicilerinizi başka yerlere de yönlendirmek için falan böyle. Ve onun altında ise bunların kaç tanesi görüneceğini seçebiliyorsunuz. Mesela ben 3 tane ekledim zaten ve 3 tane görünüyor. Atıyorum siz 3'ten fazla görünmesini istemiyorsanız buradan 3 taneyi seçebilirsiniz. Banner'da ilk 3 görünsün. Yani sadece 3 görünmesini istiyorsanız zaten sadece 3 tane eklerim diyorsanız öyle değil. Bu Banner'da görünen kısmı. Çünkü hakkında kısmına geldiğinizde, kanalın hakkında kısmına geldiğinizde burada bağlantılar kısmı görünüyor. Ve diğerlerini burada gösterebilirsiniz. Yani banner'da 3 tane görünsün ama burada 5 tane görünsün diyebilirsiniz. Ve temel bilgilerinde sonunda bulunan iletişim bilgileri kısmı var. İletişim bilgileri kısmını zaten hakkında kısmına da yazmıştık. Ama aynısını buraya da yazabiliyoruz. Herhangi bir mail adresi verebilirsiniz buraya. Buraya bir mail adresi veriyorsunuz ki sizinle iletişime geçmek isteyen şirketler, iş anlaşması yapmak isteyenler, sponsorlar falan size ulaşabilsin ve bu eklediğiniz bu iletişim bilgileri kısmı şu kısım. Ayrıntılar kısmı iş sorguları için e-posta adresini görüntüle dediğinizde zaten benim verdiğim e-posta burada görünüyor ve bana buradan ulaşabiliyorlar. Açıklama kısmında verdiğim mailin aynısı. Kısacası YouTube ayarları bu şekildeydi. Size gösterdiğim bu yöntemlerle siz de kanalınızı özelleştirebilirsiniz ve kanalınızın daha güzel bir görünüm elde etmesini sağlayabilirsiniz. Ki dediğim gibi bu yaptığınız ayarlar izlemelerinizi de arttıracaktır. Video işinize yaradıysa aşağıdan videoyu beğenirseniz sevinirim. Öyleyse bir sonraki videodan görüşmek üzere.